Evleninceye kadar bu apartmanda kalacaksınız. Sonra Zeynep'ime şehrin en güzel köşkünü alacağım. Damat beyciğim, hemen düğün hazırlıklarına başlamalıyız. Tabii, hemen başlayalım. İyi. Evvela Zeynep'imi her bakımdan bir şehirli gibi hazırlamalıyım. Bunun için de şu mısır püskülü gibi olan saçlarını kesmeli. Ben saçlarımı kesmem. O ne demek? Damatcığım seni şehirli gibi görmek istiyor. Bu da onun hakkı. Seni misafirlerin yanına böyle hizmetçi gibi çıkaramaz ya. Ben de şehirli gibi takıp takıştıracağım. Öyle değil mi damatcığım? Tabii kayınvalide. Ah, damat değil, melek, melek! İltifatlarınıza teşekkürler. Bir şey değil. Beyefendi, emirleriniz üzerine herkes gelmiştir. İçeri alın. Emredersiniz aslanım. Bak Zeynep, saçlarını kesmemekte inat edersen seni şuraya yatırır zorla keserim. Ana, biz köylüyüz. Gördüklerimizden vazgeçmemeliyiz. Bu iyilikle yola gelmeyecek, öyle anlaşılıyor. Alim, bunları sever okşardın, türküler düzerdin. Şimdi bunların hepsi hayal oldu. Ama bunun böyle olmasını isteyen sensin. Zeynep, bu halinle İstanbul'un en güzel kızlarından biri oldun. Güzelliğinin karşısında bir an gözlerim kamaştı. Beni yeni bir dünyaya getirdin. Sana bakmaya kıyamıyorum. Seni rahatsız mı ettim? Köye geldiğiniz günden beri. Unutma nişanlımsın. Yakında da karım olacaksın. Hiçbir zaman senin olmayacağım. Ben Ali'mi sevdim. Halen de seviyorum. O bir çamur da olsa onun aşkını hiç kimse unutturamaz. Bu sözlerinle beni kırıyorsun. Asıl sen beni istemekle hayallerimi kırdın. Sevdiğimden ayırdın. Sende biraz yiğitlik varsa beni terk edersin. Ben de seni sevdim. Sana en kısa bir zamanda Ali'yi unutturmaya çalışacağım. Onun için annenden izin aldım, bu gece İstanbul'un bütün eğlence yerlerini beraber dolaşacağız. Yoksa utanıyor musun? Evet. Bir kadın herkesin içinde nasıl soyunur da oynar? Bu kadında hiç utanma yok mu? Niye utansın? Ekmek parası kazanıyor. Böyle soyunarak mı? Evet. Hadi içelim. Ben içmem. Oo, içeceksin. Olmaz. Şehir hayatına uyman lazım. Hadi. Bir yudum al. Tuhaf bir su! Hepsini iç! Demek bu kadın... ekmek parası için soyunuyor. Halbuki köyde kadın tarlaya gider, çapa çapalar, sırtında odun taşıyarak ekmek parası kazanmaya çalışır. Hadi, şu son içkiyi de içelim de seni başka yerlere götüreceğim. Ben içmek istemiyorum artık, eve dönelim. Annem merak eder. Annenden sabaha kadar izin aldım. Hadi, içelim de açılalım. İçmem. Bir tuhaf oldu. İçeceksin.
Hem de bir seferde. Siz burada ne arıyorsunuz? Suat Bey Recep de beni yanına alıp iş verdi. Çok iyi. Peki gece yarısına işiniz var burada? Seni almaya geldik. Suat Bey istiyor. Ben de onu arayacaktım. Gidelim öyleyse. Gidelim. Alem, benim için aldığın o güzel gelinliği giydim. Gel, seni bekliyorum. Gel. Köprüden geçtiler, köprü yıkıldı. Aşk numarası ömrüm boyunca unutmayacağım bunu. Ya onunla kaçtığı numarası, kız perişan oldu. Bundan sonra kötü emellerine alet olmak istemiyorum Üstad. Seni seviyorum, herkesten kıskanıyorum. Ben de seni.